o ızdırabı ben duyarım. Ve bir gönülde, dikkat edin, ahlak-ı Muhammedi, bir gönülde bir sıkıntı olursa o sıkıntı benim sıkıntımdır diyor. Efendimiz buyurmuyor mu hadis-i şeriflerinde? Ümmetimden bir kimse bir sıkıntıya düşünce, o sıkıntıdan kurtuluncaya kadar ben de o sıkıntıyı çekerim. Tam vücut birliğine ulaşmış. Vücut birliğine. Bir nitosunun da belirlemesi söyler. Tabii. Vücut birliğine kemaliyle uğraşmış. Şark vahdeti vücutçusunun diyor, karmaşık bir göstergesidir Harakani'nin. Ve 80-90 yıl önce adam gelmiş buraya, Harakani'nin Nurul Ulumunu götürmüş, İstanbul'dan almış, İngiltere'ye götürmüş, orada kürsü kurmuş ve Harakani'nin sözlerini şerh etmiş ve Mesnevi'ye şerh yazmış. O Mesnevi'de diyor ki işte, Hazreti Mevlana üzerinde çalışan bütün şarkiyatçılar, yabancılar Harakani'ye aşıklar. Bu ben şu anda bizim sempozyumumuz için Amerika'dan 5 tane kişi var müracaat etmiş. Bu arada İngiltere'den, Hindistan'dan, Pakistan'dan, Rusya'dan, Azerbaycan'dan, İran'dan buraya gelecek misafirlerimiz var. Özür dilerim. Şunu bitiriyorum. Bitiririz hocam. O sıkıntıyı ben de çekerim dedi ya Peygamberimiz. Şimdi bir müminin sıkıntısını, acısını gidermek lazım. Eğer geliyorsa senin yanına, benim bir sıkıntım var, bunu gider diyorsa, gücün yetiyorsa gider. Gücün ve tahlakı. Nefsinden çok öteki ve ötekinin önce. Evet. Bu şiiri bitireyim mi? Düzelersin. Tamam. Çünkü sana aşk vermiştir hırkayı ve sarığı. Sen aşk mülkünün padişahısın. Mülkünden cenneti de ateşi de süpürüp atmışsın. Senin korkun cehennem, ateş veya sevgin cennet değil. Sen Allah ile iş tutuyorsun. Allah aşkını gönle ulaştırmak için uğraşıyorsun diyor. İnsanın yücelmesi ve mutluluğu için, insanın yücelmesi ve mutluluğu için bunca söz söyledin, yürekler parçalandı kederden. Kederin dal gibi ihtişamlı. Sevincin tufan ve fırtına. Beşerin değerini aştan da yücelere taşıdın ve bu yolda otu, çöpü süpürdün attın. Kıyılık haline ne uğraşacak? Hakkın yüce tacını topraktan yaratılan insan oğlunun başına giydirdin diyor. Zaten çok Allah onu yüceltmiş zaten. Çok güzel anlamış. Muazzam bir şey değil mi? Çok güzel. Muazzam bir şey. Evet. Hocam bu arada rektörümüze de selam olsun. Kendilerine hep saygı ve selamlarımızı göndeririz. Kafkas Üniversitemizde bir Ebul Hasan Harakani araştırma merkezi kuruldu. Değil mi? Evet. Sizin de gerçekten, ben birazcık şeyini biliyorum, gerçekten çok çabalarınız oldu, sağ olunuz. Bir uluslararası, birinci uluslararası Ebul Hasan Harakani sempozyumu gerçekleştik inşallah. Evet. Böyle Ekim ne zaman öngörülüyor? Ekim ayının 11, 12, 13. günlerine inşallah hazırlanıyoruz. İnşallah. Tabii abi biz bu zata aşığız. Eyvallah. Bütün Karslar. Evet. Bütün Karslar aşığız ve bütün ümmet. Çünkü bu ümmete aşık. Evet. İsmimi duyan ve duymayan, yanıma gelen ve gelmeyen, benden sonra kabrimi ziyaret eden ve duyup edemeyen, herkesi yarın orada bağışlayacak Cenab-ı Hak diyor. Öyle yetkiler almış ki ve buyuruyor ki ben yarın şefaat etmeyeceğim. Bizzat benim ziyaretçilerim şefaat edecekler. Onlara Cenab-ı Hak yetki verecek diyor. 15-16 seneden beri çalışıyoruz burada. Bütün kurum ve kuruluşlarımızla, Kültür Bakanlığımız, Valiliğimiz, Diyanet İşleri Başkanlığımız, efendim özel tüzel kişilikler, yani bütün Kars halkıyla beraber bu yüce zatın, bu muhterem zatın, bu aşk ehlinin, irfan ehlinin efendim önce külliyesini, camisini, türbesini, mescidini, Selçuklu evlerini, kültür merkezini, bunları, bu mekanları inşa etmek. Ondan sonra da buradaki irfanı, aşkı, feyzi, füyüzatı, Rabbaniye-i İlahiye-i sözlerini, bunları bütün dünyaya yayma. Herkes faydalansın. Evet. Herkes bir ışık alsın, duysun, öğrensin. 20 yıldan beridir üniversitede bir çalışma yapamıyordum. Kafkas Üniversitesi. Orada bir direnç vardı. Hı hı.
ilahiyatı kuramıyordu. Ondan sonra bu Harakani enstitü diyorduk biz açalım. Merkez oldu ama olsun 10 çalışmalarını yapıyoruz. Onun enstitüye dönüşmesi söz konusu. Çalışıyorlar. Ama rektörümüz sağ olsun bir yıl aşkın oldu. Yani bir üç yıl oldu. Gelir gelmez hemen Harakani ile ilgili faaliyetleri başlattı orada. Bir Harakani araştırma merkezi kurdu. O merkez şu anda faal bir şekilde çalışıyor. Bu sempozyumları bu Sayın Valimizin de Hazreti Valimizin de özel bir ilgisi var. Çalışmaları var. Sayın Başkanımızın. Destekleri var. Belediye Başkanımızın. Efendim Emniyet Müdürümüzün. Yani baştan beri bütün valilerimizin, müftülerimizin, Diyanet İşleri Başkanlarımız, Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız, bütün devlet ricaliyle burada tam bir yürek, bir nefes, bir yürek, bir muhabbetle bu projeleri yapmaya çalışıyoruz. Dostlarımız o görüntüleri yine lütfederlerse burada çok olağanüstü güzel, böyle bir inci gibi şey var, bir tek taş pırlanta gibi bir güzel kümbet mescidimiz var değil mi hocam? Kümbet mescidi evet. Orada Havaliler Kilisesi. Eski Havaliler Kilisesi şimdi kümbet. Hristiyan Türklerinin, Kıpçaklarının bu bölgede mabetlerinden bir tanesi ki bu Van'dan Artvin'e kadar Gürcistan'da bu bölgelerde var. Anıda var, burada var. Çok turist de çekiyor. Çok da turist çekiyor. Anıda da var. Anıdakinin biz kitabesini okuttuk. Orada diyor ki bacım Seda kardeşim Hamza için cuma günü ayin yapılsın diyor. Allah evet, Allah. Evet. Sultan Alparslan'ın ilk cuma kıldığı 1064'te anıya geldiğinde, anıya girdiğinde birinci cumayı orada kıldırdı, ikinci cumayı burada kıldırdı. Evliya Camii'nde. Harakani ziyaret etti ve Kümbet Mescidi'nde cumayı kıldırdı. Hatta annesi bu anıdayken annesi vefat etmiş orada. Komutanlar da morali bozulmasın diye annesini çok severmiş. O muhteşem komutan, mübarek komutan, Anadolu'nun kapılarını açmış olan komutan. Üzülmesin diye, bu fethin sevinci, muhabbetine bir şey düşmesin diye gölge söylememişler. Fakat buradaki papazlar da haber almışlar. Hep siyah giymişler. Bunu karşılarken buraya gelmiş, onlara selam vermiş, merhaba dedikten sonra buraya gelişimden hoşlanmadınız demiş herhalde, hep siyah giymişsiniz. Efendim anneniz vefat etmiş dedi, ondan hepimiz siyah giyindeyince orada işitmiş. Ve burada cumayı kıldırmış. Süleyman Mescidi olarak da, hani Kudüs'te Hazreti Ömer Efendimiz ilk cumayı kıldırdı, orayı Süleyman Mescidi olarak değiştirdi ya ismini. Ona nispeten fethin sembolü olması bakımından burada şey yaptı. Burası 1000 küsur yıllık bir mabet, ibadethane. 900 küsur yıl kadar cami olarak kalmış, 100 küsur yılda kilise olarak. Ama şu anda dünyanın her tarafından yerli yabancı geliyorlar. Evliya Camii ne siz tabii restore de ettirdiniz. Çok aslına uygun, çok güzel şekilde hakikaten. O cami ne zaman inşa edilmiş hocam? Cami Alparslan buraya gelip tekrar döndükten sonra Ebul Menüçer Anı valisine talimat veriyor. Diyor ki burada ilk Harakani kümbetini ve mescidini yaptır diyor. Bir küçük kümbet ve küçük bir mescit yaptırıyorlar. Tabii de bunlar devamlı hareket halinde oldukları için çok büyük yapıtlar falan yapmıyorlar daha doğrusu. Evet. Ve Anı da Ebul Menüçer Camii'ni kuruyor ve orada medreseler kuruyorlar. O şekilde başlıyor. Sonradan en büyük külliyeyi 3. Murat kuruyor.